Bilim açısından, biyoloji açısından, nöroloji açısından ve psikiyatri açısından anlattılar. Ben kendilerine soru cevap faslında hazırlanmalar açısından iki tane soru soracağım. İlahiyatçılara gideceğim. Cevabını sonra verecekler. Biri, İbrahim Hoca'dan cevap alabilmiştiniz. Özellikle dinlerde ve halkımız arasında bizi de ilgilendiren ruhun insan bedeninin bir fonksiyonu, insan bedeniyle sınırlı olan bir olay mıdır? Yoksa dış güçlerden, yukarıdan, ilahi veya gayri ilahi neyse insanın bedeninin dışındaki bazı mercilerde bir takım etkilerle meydana gelen bir olay mıdır? Yahut her ikisi de var mıdır, düşünülebilir mi? Sorulardan biri budur. Ki bizim problemimiz bu noktadadır, bizim problemimiz. Çünkü hatırlar arkadaşlarım, yıllarca biz Profesör Recep Doksat Hoca ile beraber olduk fakültede ve beraber. Biz devamlı bir konuyu görüşürdük ve kendisi de gülerek, o sizin işiniz derdi bana. Yani bu olaylar dışarıdan bir takım etkilerle meydana geliyor. Bünyemizde de böyle değişiklikler, kimyevi değişiklikler oluyor, olabilir. Bünyede bu kimyevi değişiklikler oluyor da mı biz böyle oluyoruz? Yoksa önce o etkiler, uyarılar geliyor, bünyede ondan sonra o değişiklik meydana geliyor. Tavuk hikayesi gibi. Birinci soru bu. İkincisi de hemen geçtiğimiz günlerde bu Selin Çift, iki psikiyatrla biri nörolog, biri psikiyatr. Ankara'da biri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, diğeri Şifa Üniversitesi'nde bir program yaptı. O programı ben tamamını kaydettim. Aynı konuları anlattılar. Psikiyatri olan, nörolog olan benzer konuları anlattılar. Yalnız çok enteresan bir iddiada bulundu biri. Bu sebep-sonuç ilişkisine bağlı olan açıklamalar klasik fizik biliminin yaklaşımıdır. Bu sebep-sonuç ilişkisine inanan ilahiyatçılar da bu kategoridendir. Artık bu düşünceyi değiştirmek gerekir. Bu geride kalmış bir düşünce tipidir. Nedenselliği unutmak çok yeni yaklaşımlar vardır. O yaklaşımlarla bazı konular, rüyalar dahil olmak üzere anlatılabilir dediler. Soru, sebep-sonuç ilişkisi kuralından vazgeçebilir miyiz? Evet, Enbiya Yıldırım hocamız, hocam 20 dakika, ilk ilahiyatçı konuşmacımız. Oflu durma hocam. Şimdi hocam bir rüya ve uykuyu dinliyoruz. Vallahi benim ve seyircilere bakıyorum, hepimizin rüyası geldi. İnşallah ben sizi uyandırmaya gayret edeceğim. Konya'da hocam bir sempozyum vesilesiyle bir otelde kalıyoruz. Mevlüt Uyanık ve bir arkadaş daha var. İlk akşam arkadaşım birinin aşırı horlamasından zor uyduk. İkinci gece oldu, Mevlüt Uyanık arkadaşa dedi ki, soyadını söylemeyeceğim. Ahmetciğim, sen bize bir 5 dakika müsaade et. Biz bu uyuyalım. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Evet değerli arkadaşlar, ben sizlere hadisçilere göre rüya ile hadis anlar, varlığının durumunu tespit etme konusuna rafine bilgi olarak sunmaya gayret edeceğim bu konuşmamda. İki konuyu ele almış olacağım. Bir, hadisçiler rüya ile hadis almaya nasıl bakıyorlar? İkincisi de hadisleri rivayet eden ravileri değerlendirirken rüyadan yardım alıyorlar mı? Rüyayı da bir delil olarak kullanıyorlar mı meselesini burada münasa etmeye gayret edeceğim. Zaman olursa bir de baktım ben başlıklarda tasavvufçular meseleye nasıl bakıyorlar? Herhalde görebildiğim kadarıyla bu konuyu kimseye verilmemiş. Ben dedim ne olur ne olmaz. Bununla ilgili bir şeyler de getireyim yanımda. Zaman yetmesi onların basma aşaması olacak herhalde bildiğim kadarıyla. Orada değerlendirilebilir. İnşallah. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli öğrenci arkadaşlar, rivayetlerin kabulünde hadisçilerin hepinizin bilmiş olduğu usul kitaplarında bolca zikredilen temel şartlar var. Bu şartlardan 4 tanesi öne çıkmaktadır konumuz itibariyle. Birinci olarak
hadisiler bir sahabe tanımı yaparlar ve derler ki araya irtidat dönemi girmiş olsa bile Peygamber Aleyhisselam'la görüşmüş ve Müslüman olarak ölmüş olan kimseyi biz sahabe olarak isimlendiririz. Ama ise onu hariç tutarız, görme şartı yoktur ama ama değilse insanın mutlaka Hazreti Peygamber'i görmüş olması gerekir. Ve bu insanın atlanarak rivayet edilmiş olan rivayetleri de hadisiler zayıf olarak kabul ediyorlar ve bunlara Mürsel ve Muğdar gibi isimler veriyorlar. Sahabe Mürsel'den bahsetmiyorum. Yani sahabenin isminin mutlaka zikredilmesi gerektiğini, peygamberi gören ilk kimse olarak, hadisi doğrudan peygamberden almış olan kimse olarak mutlaka sahabenin isminin zikredilmesi gerektiğini söylerler. İkinci aramış oldukları önemli şart, hadisin son ravisiyle Peygamber Aleyhisselam arasında kopuksuz bir isnat zincirinin olması gerekir. Yani biz buna muttasıl diyoruz. Hadis Peygamber Aleyhisselam'ın son ravisine kadar ravi düşmesi söz konusu olmaksızın nakledilmiş olması gerekir ki bu önemli. Niye gerekiyor? Çünkü biz aradaki ravileri cer ve tadil arasında bir tadile tabi tutalım. Bakalım bu hadisi rivayet eden insanlar güvenilir mi değil midir diye. Üçüncü aramış oldukları şart, değerli arkadaşlar, hadisin zahiri şartlarda alınmış olması gerekir, şartı. Hadis alma yolları vardı, hatırlarsınız öğrenci arkadaşlar. Neydi onlar? Ne? Sema. Bir tane geldi, Sema. Tamam, dinlediğinizi anladık. Sema ve diğer yollarla birlikte 8 tane yol zikrediyor hadisçiler. Yani mutlaka bu zahiri yollardan bir tanesiyle hadisin alınmış olması gerekir. Bunun yanında dördüncü olarak zikredeceğim diğer şart arkadaşlar, hadisi rivayet eden ravinin zaptı. Eğer hafızasından rivayet ediyorsa işitmiş olduğu kimseden hadisi naklederken onu aldığı gibi korumuş olması, kitabından rivayet ediyorsa da kitabını başkalarının bir sesinden karıştırmasından muhafaza etmiş olması gerekiyor. Bu dört şartı zaten bir arada zikrettiğimiz zaman esasında sonuç itibariyle benim daha fazla konuşmama da gerek kalmıyor. Hadisiyle rüyayla hadis alma veya da rüyayla ravi değerlendirme nasıl baktıkları netleşmiş oldu. Ama pratikte durum böyle mi? İşin teorisini böyle ortaya koyduktan sonra bir de pratiğine bakalım isterseniz. Ben şimdi iki şey yapacağım burada. Hadisçiler, bir yapacağım şey şu, hadisçiler ravileri değerlendirirken rüyadan yardım almışlar mıdır? İki, rüyayla hadis nakletmişler midir veya rüyanın sahibini, sıhhatini, zayıflığını Peygamber Aleyhisselam'da teyit etmişler midir? İki meseleyi aynı anda götüreceğim. Bunu yaparken de tarihsel sıralamayı takip edeceğim. Yani ben size diyeceğim ki şu zat şöyle şöyle diyor, tarihsel bir sıralama zikredeceğim. Ama o tarihsel sıralama içerisinde anlatılan olay daha önce yaşanmış olabilir. Önemli olan bunu kim zikrediyor? Ben şimdi o tarihsel sıralama içerisinde sizlere bazı örnekler zikredeceğim. Benim yapabildiğim araştırmaya göre, Arap dünyasında ben oldukça paradan, bu konu esasında bu rüyayla hadis alma meselesi öyle çok detaylı çalışılmış bir konu değil. Tabi ufak tefek yapılan çalışmalar var. Benim tespitlerime göre değerli arkadaşlar, rüyayla bir şeyler ortaya koyma çabasının ilk örneğini biz İmam Müslim'de görürüz. 260'tır vefat tarihinde, 261. İmam Müslim'in bildiğimiz sahihin sahibi İmam Müslim. İmam Müslim'in mukaddimesine bakarsak orada Eban bin Ebi Ayyaş'ı tanıtıyor. Onun Eban bin Ebi Ayyaş'ı duyduğu her hadisi Hasan bin Basri'den, Hasan Basri'den rivayet ettiğini söylüyor. Esasında bir yalan söylüyor. Müslim, bu kimse böyle iddiada bulunuyor, yalan söylüyor diyor. Bu tespiti yaptıktan sonra, bu ifade verdikler, bu tespiti yaptıktan sonra, yani yalancı olduğunu ortaya koyduktan sonra da bir tane rüyayla bu görüşünü teyit etmeye çalışıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki, Ali bin Musa'dan şunu naklediyor. Ben ve Hamza Zeyyat, Eban bin Ebi Ayyaş'tan 1000 kadar hadis dinledik. Daha sonra Ali'ye rastladığımda, yani Ali bin Musa'ya rastladığımda bana şöyle söyledi. Rüyamda Hazreti Peygamber'i gördüm, Eban'dan aldığımız hadisleri kendisine arz ettim. Bunlardan 5-6 kadarını tanıdım. Yani zikretmiş olduğu 1000 hadisten arkadaşlar 6 tanesi Peygamber ben dedim diye teyit etmiş. Ama bunu Müslüm ne zaman yapıyor? Buraya dikkat edelim. Müslüm zaten bu Eban'la ilgili kararını vermiş. Verdikten sonra bunu teyit etmek babında bir rüya naklediyor.
261 idi vefatı. Şimdi geliyoruz 322'ye, Ukayli'ye geliyoruz. Arkadaşlar Ukayli'nin kitabı Duafa ve Metrukin diye bir çalışması var. O da bu çalışmasında Abdullah bin Ziyad bin Sem'an el-Medini'yi tanıtıyor. Onun güvenilmez bir adam olduğunu söylüyor. Ondan sonra da bir rüya naklediyor yine. Ben kısa geçiyorum, rüyayı vermeye gerek yok. Bu rüyada da bu adamın ne kadar yalancı olduğunu ortaya koyuyor. Geldik 360'a İmam Taberi'ye. Sülemi, değerli arkadaşlar, bu anlatacağım şey Taberi'nin kendi kitabında geçmiyor. Sülemi'nin Tabakat-ı Hidayet-i İnsan, Kitab-ı Hidayet-i İnsan adlı kitabında geçiyor. Burada Sülemi'nin Taberi'den naklettiğine göre, 360 vefatta Taberi'den naklettiğine göre, Taberi şöyle demiş, Taberani şöyle demiş. Resulullah'ı rüyamda gördüm, ona müminler birbirlerine merhamet etmede bir beden gibidir. Hadisi biliyoruz, bu hadisi. Hadisini sordum. O da eliyle 3 defa işaret ederek bu hadisin sahih olduğunu söyledi. Peygamber aleyhisselama Taberani'nin bir hadisi teyit ettirdiğini bu rivayette görüyoruz. Ama dediğim gibi bu Taberani kendi kitabında geçen bir husus değil. Değerli arkadaşlar, hadisçilerin bu rüyayı kullanma noktasında benim en çok dikkatimi çeken şey şu olmuştur. Hadisçilerin gerek rüya tahsiye, gerekse ravilerle ilgili değerlendirmeleri en çok kullanmış oldukları kitaplar konulu çalışmalar. Bir konuya tahsiye edilmiş olan çalışmalarda bu örneklerini vereceğim. Çünkü bu tip rivayetlere oldukça fazla önem veriyorlar. Bu biraz da şundan kaynaklanıyor. Çünkü hocalarımız da çoğu kelamcı. Mesela kabir azabı olsun, başka meseleler olsun, miraç meselesi, nuzul İsa meselesi olsun. Şimdi bir konuyu doğrudan ortaya koymayı hedeflemiş olan çalışmalarda elden geldiğince bütün malzemeleri kullanmaya yönelik büyük bir çabayı biz her zaman görüyoruz. Bu tip konulu çalışmalarda da kitap sahipleri, hadisle iştigal eden kimseler olsalar da onların da bu yola başvurduklarını görüyoruz. Mesela örnek vereceğim size. Katip Bağdadi 463'tür vefatı. Bu zaten öğrenilen ilimle amel edilmesine dair değerli arkadaşlar Kitab-ı İktidai İlim, İlim-i Amel diye bir kitap var. Burada Hazreti Peygamber'de anılan şu hadisini naklediyor. Velid bin Salih vasıtasıyla ismini vermediği bir şahstan Hazreti Peygamber rüyada gördü. Bana şöyle buyurdu. İki günü eşit olan aldanmıştır. Yarını önceki günden kötü olan melundur. Nefsindeki noksanlığı fark etmeyen insan nakısiyet içine sürüklenir. Nakısiyet içine sürüklenen insan için ölüm daha hayırlıdır. Şimdi burada Hazreti Peygamber'den zamanı değerlendirmeye bu kazanılan ilmi amele döktürmeye bir rivayet. Ama burada neyi vurgulamaya çalışıyorum? Esasen bu kitap bu konuya odaklı bir kitap. Dolayısıyla kullanılan malzeme de kitaba gayet uygun düşüyor. Başka bir örnek daha var. Şeref-i Ashab-ı Hadis'i bir kitap var. Bizim Hatip Hocamızın Türkçemize kazandığı, takip ettiği bir çalışma. Burada da başka bir örnek var. Bu örneği de hocam geçiyorum. Aynı çerçevede burada hadisçiler ne kadar büyük insanlar olduklarını ben de müşahede ettiğiniz gibi ortaya koymak için yardımcı olan bir çalışmadır. O da onunla ilgili bir örnek burada zikrediyor. Şimdi geliyoruz Beyyaki'ye değerli arkadaşlar. 458'dir vefatı. Tarih gidiyorum. 463 Hatip Bağdadi. Niye 458? Evet. Biraz geriden attım. Beyyaki 458. Değerli arkadaşlar, Beyyaki'nin bu kaderle ilgili yazmış olduğu kitabında kitap kader İzmir'deki bir arkadaş da bunu takip etmişti ama basmadı onu. Daha sonra dünyasında çeşitli takipleri yapıldı. Bu kaza ve kader konusunda ele almış olduğu rivayetlerin bir kısmını İmam Beyyaki şuabından esasında zikrediyor. Burada da görebildiğimiz kadarıyla onun zikretmiş olduğu bazı hadisleri, değerli arkadaşlar, zikretmiş olduğu bazı hadisleri rüyayla teyit ettiğini görüyoruz. Birkaç tane rivayet var. Onları da ben zamanı değerlendirmek açısından geçiyorum, zikretmiyorum. Yani kabulünü Beyyaki bu kaza ve kader kitabında rüyayla teyit ediyor. Esasında rivayetin sahip olduğu kendisi benimsemiştir. Buyurunuz. Rüya ile teyit demek ne demek? Peygamber'e mi soruyor rüyada? Rüya ile teyit ne demek? Bir örnek okuyun hocam isterseniz belki daha iyi anlaşılır. Diyor ki, Ebu Abdillah el-Esbatı'yla rüyada Hazreti Peygamber'i gördüm ve kendilerine sordum. Ya Resulallah,
senden bizlere Ameş'in Zeyd bin Vehb vasıtasıyla Abdullah bin Mesud'dan rivayet ettiği kadere dair hadis ulaştı. Yani hani 40 günde cenni şöyle olur rivayeti var ya. Bu doğru mudur? Resulullah şöyle buyurdu. Evet, onu ben söyledim. Allah Ameş'e, Zeyd bin Vehb'e, Abdullah bin Mesud'a rahmet eylesin. Allah bu hadisi rivayet edenlere de rahmet eylesin. Ne oldu şimdi? Bu rivayeti rüyayla Hazreti Peygamber'e sorarak onu sahip olduğunda başka bir zaviyeden ortaya koymuş oldu. Esasında hocam, Bülerken'in bu rivayete yönelik bir şüphesi yok. Çünkü bu bildiğiniz gibi Buhari rivayetidir. Yani sağlam bir rivayettir bu ama bakın şöyle bir teyidi de var diyerek rüyayı kullandığını görüyoruz. Başka örneklerimiz var. İbn-i Cevzi'den mesela 597'dir değerli arkadaşlar. O da bu Der-ül Leym diye bir kitabı var. Şeklinde oruç tutmayı savunan bir çalışmasıdır bu. Orada mesela bir ravinin güvenilir biri olduğunu ispat sadedinde ispat ediyor. Kendince onun güvenilir bir ravi olduğunu söylüyor. Fakat yine de bunu rüyayla teyit ederek şöyle diyor. Hüseyin bin Ali el-Cevheri'den naklen rüyada Hazreti Peygamber'i gördüm. Ya Resulallah dedi. Farklı görüşler oluştu. Biz kime uyandık? Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Ebu Abdillah bin Battah'a uy. Sabah olunca elbiselerimi giydim ve Utbera'ya gittim. Varınca İbn-i Battah'ın huzuruna girdim. Beni görünce tebessüm ederek Hazreti Peygamber doğru söyledi dedi. Geliyoruz değerli arkadaşlar 650 tarihli Sarraniye. Sarraniye'nin bildiğiniz gibi mevzu hadisleri tanıtmak için yazmış olduğu müstakil bir kitabı var. Mevzuatı var. Sarraniye. Mevzu hadisleri tanıtmak için özel bir çalışması var. Ama onun da zannedersem Türkçemize de tercüme edilmiş olan Meşarikul Envar diye bir kitabı da var. Şimdi bakın burada bir ikilem var. Buna dikkat edelim. Mevzu hadisleri tanıtan bir çalışma yapmış. Bunun yanında işte Sahihan'dan derleyerek Meşarikul Envar diye bir kitabı var. Bu kitapta akşam yemeği İza Vudiyel Aşa Feddo İza Ukimeti Salatu İza Vudiyel Hocam nasıl hadis? İza Fıdret Ta'am La Salate Ve La Kelam. Yok o diye uydurdun onu sen şimdi. Ya hadis aklıma geldi neyse. Akşam ezanı yemek akşam yemeği konulur. Akşam ezanı okunursa yemek de başlar. Hocam bir uykuya yatın o zaman. Şimdi bu hadisi zikrediyor. Tabi bu hadis bildiğiniz gibi değerli arkadaşlar Buhari hadisi. Yani hadisin sıhhatiyle ilgili bir endişesi yok. Sonra da diyor ki sahabe hani ben diyor bu hadisle ilgili Peygamber Aleyhisselam bir rüyamda görmek istiyordum diyor. Sonra aradan diyor yıllar geçti bir gün diyor Peygamber Aleyhisselam'ı nihayet rüyamda gördüm. Rüyamda diyor akşam namazında durmuştum. Birden diyor Hazreti Peygamber beni çağırdı diyor rüyamda namaz kılarken. Ya gideyim mi gitmeyeyim mi dedim. Sonra diyor aklıma Ebu Said bin Mualla geldi diyor. Hazreti Peygamber ona seslenmişti o gitmemişti namazı tamamlamıştı. Ben onun gibi yapmamam lazım. Çünkü Peygamber ben çağırdığım zaman gelin demişti. Ben de hemen koştum. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gittim. Peygamber Aleyhisselam hikaye uzun. Peygamber Aleyhisselam bundan çok memnun oldu. Ve bu arada bu hadiste sahih ya Resulallah diye sordum. Bu akşam yemeği konu ezan okununca hadisi. Peygamber Aleyhisselam da evet bu hadis sahiptir buyurdu. Hocam zaman var değil mi? Evet, tamam. Zaten diğer hocalar bir şey sormadı. Benim de sormamam gerekir ama evet. Değerli arkadaşlar şimdi geldi İbn-i Hacer'e 852'dir vefat tarihi. İbn-i Hacer de hepinizin bilmiş olduğu Buhari'nin fedailini naklederken, onun faziletlerini aktarırken bu arada İmam Buhari'nin kitabını alacağı her hadis öncesine kusur aldığını ve iki rekat namaz kıldığını söylüyor. Esasında İbn-i Hacer burada iki rekat namaz kıldığı istihareye yattığını Peygamber Aleyhisselam'ın bu hadisin teyidinde aldığını söylemiyor. Buraya dikkat edelim. Yani kusur alıp iki rekat namaz kıldı. Gerisini biz tamamlıyoruz. Yani kusur alıp iki rekat namaz kılınca bu nedir? Yatıp Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a sorma durumu söz konusudur. Ama bunu Buhari'nin büyüklüğünü ortaya koymak için zikir diyor. Esasında görmüş olduğum şey şu. Şu ana kadar zikrettiklerimde hemen hemen aynı çerçevededir. Buna dikkat edelim. Doğrudan ortaya uykuyla bir rivayet veyahut da bir ravinin adil veyahut da mecbur olduğunu ortaya koyma durumu söz konusu olmadı şu ana kadar. Hep teyit için bu zikretmiş olduğumuz örnekler.
Suyuti'ye gelelim değerli arkadaşlar. O Tahzinul Havas min Ekadibil Kutsas adlı bir kitap var. Bu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a yalan hadis uydurmanla ilgili çalışma. Bu çalışmasında da Hazreti Peygamber'in kendisine nakleden batıl hadisi inkar ettiğini rüyasında gören insanlara dair rivayetler naklediyor. Peygamber Aleyhisselam'ın kendisi adına yalan hadis uyduranları ne kadar kötülediğine dair rüyalar naklediyor. Ama bunlarda da bir hüküm inşası söz konusu değil. Evet. Ben bu arada günümüzde bazı insanlar, ben makalelere baktım, yanlış anlamış oldukları bir şey var, onda bu arada değinmemde fayda var. Bazı hadisçiler, ben böyle istihareye yaptım diyor. Şimdi bizim yapılan bazı çalışmalarda, ülkemizdeki çalışmalarda, sanki bu istihareye yatan insanların çalışmış olduğu konunun teyidini rüyayla yapmış gibi bir sonuca ulaşıyorlar. İsimler vermek istemiyorum. Esasında ulaşmış oldukları sonuç doğru değil. Çünkü metinleri yanlış anlamaktan kaynaklanan bir durum var. Tercümede bir sıkıntı var. Esasında hadisçilerin bir kısmını kitaplarında şunu görürseniz değerli arkadaşlar, ben istihare yaptım, şunu yaptım. Orada kastedilen şey şudur. İstihare yatıp ben bu işe başlayayım, başlamayayım noktasındadır. İşin mukaddimesidir istihare. Yoksa hiçbir hadisçinin kitabında rüyayla bir adamın şöyle veya böyle olduğunu ortaya koymak yönünde bir sonuç bulamazsınız. Böyle bir şey söz konusu değildir. Burada İmam Suyuti'den çok dile getirilen bir şey var değerli arkadaşlar. İmam Suyuti'nin işte 75 defa Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la uyanıkken görüşüne dair şeyler var. Böyle rivayetler var. Bu rivayetler de geçiyor. Bu Şarani'den naklen, onun kitabında yer almaktadır değerli arkadaşlar. Şarani Mizan-ı Kübra'sında yer alan bir şeydir. Bu rivayette de biri kendisinden Sultan Nezim'de yardım istiyor Suyuti'den. Suyuti de ona bir mektup yazıyor. Bu mektup işte Şarani'ye ulaşmış. Şarani onu diyor. Bu bana ulaşan mektupta şöyle yazıyor. Diyor ki İmam Suyuti, ben sultana yakınım diye sakın düşünme ki ben Hazreti Peygamber'i göremiyorum. Ben Hazreti Peygamber'i günde 75 kere yaka zaten gören bir insanım diyor. Ama buna da bizim gördüğümüz şey Suyuti'nin kendisinin kitaplarında böyle bir şey söylememiş olmasıdır. Ama işin ilginç tarafı şu, Suyuti'nin fetvasında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yaka zaten de yani uyanıkken de görülebileceğine dair bir bölüm var. Kendimi gördüm demiyorum. Yaka zaten görülebileceğini söylüyor. Dolayısıyla ikisi arasında bir ilinti kurabilir miyiz? O da artık bize kalmış olan bir şeydir ama kendisini doğrudan kitaplarında böyle bir şey hocam veriyor. Yakaza dediğimiz şey uyanıkken. Uykuyla uyanıklık arası bir şey değil mi? Yok, öyle bir tam uyanık. Yakaza hali. Uykuyla uyanıklık arasında. Tam uyanık. Öyle bir yaratık hali yakaza. Tam uyanıklık. Öyle mi? Şu andaki halimizin. Evet. Bunu Muhammed Hoca anlattı ya. Evet. Uyanıkken rüya görünmüyor. Çünkü isteği kadar uyandı demek ki, kimlik olarak yakın kadar uyandı. Teyakkuz. Evet. Bu arada bir kitaptan daha bahsetmem lazım. Bir kitap Türkçemize tercüme edilmiş olan Şamilullah Dilevi'nin vefatı 1762'dir, Hicri 1176. Değerli arkadaşlar, onun Eddur-u Semi'nin Fî Mübeşşirât-ı Nebi-i Emin diye yazmış olduğu bir kitap var. Bu kitabında 40 tane hadis var. Bunların 13 tanesini doğrudan kendisinin Hazreti Peygamber'den aldığını söylüyor. Geri kalanlarını babası, amcası, yakın akrabalar vasıtasıyla Peygamber'den aldığını iddia ediyor kitabında kendisi. Başka bir kitabı daha var, Huyudul Harameyn diye. Bu kitabında da 46 tane hadis var. Bunlar da hacca gittiğinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan müşafiyeten doğrudan aldığı iddiasını kendisi dile getiriyor. Bu teyit değil değil mi? O öbürlerinden farklı oluyor. Peygamber Aleyhisselam doğrudan zaten bu nakletmiş olduğu hadisler 40-46 yani 86 rivayet. Bunlar bizim hadis kitaplarında geçen kitaplar değil. Hatta bir tanesi de şöyle diyor. Mesela ya Resulallah işte Hazreti Ali mi? Bana göre diyor Hazreti Ali Ebu Bekir'den ve Ömer'den daha faziletleri olan bir insandır diyor. Yani böyle bir sürü şeyler aktarılıyor. Sizin kanaatiniz nedir diyor soruyor Hazreti Peygamber'e. Peygamberimiz ona cevaben hayır. Ali üçüncü sırada gelir diyor. Burada ülkemizden bir metin okumak istiyorum değerli arkadaşlar. Burayı okumam gerekiyor. Ülkemizde de Fethullah Gülen, rüyayla hadis alınmasının mümkün olabileceği kanısındadır. Şöyle der. Her ne kadar usulü hadiste yer verilmese de, bu Rabbani insanlar arasında zaman ve mekanı aşarak doğrudan doğruya Femi Güheri Nebevi'den hadis alanlar vardır. Büyük İmam Celaleddin Es-Suyuti'nin defalarca Efendimizle hem de yakazada görüştüğü menkuldür. Yine İmam Buhari kendi kanallarıyla tespit ettiği her bir hadis için
abdest alıp iki rekat namaz kılar, namaz kılar ve meseleyi ruhu seyyidin enamı havale eder. Doğru mu ya Resulallah? Der. Kendince aldığı bir işareti göre de o hadisi kitabına kaydederdi diyor ülkemizden bir yazar olarak. Sonuç olarak neler söyleyeceğiz değerli arkadaşlar? Ravilerle ilgili olarak zikretmediğim bir kısım örnekler var tabi. Ravilerle ilgili olarak şunu söylüyoruz. Hadislerden hiçbir tanesi doğrudan raviyle ilgili hükmü rüyaya dayandırmamıştır. Ama bunu teyit edici bir unsur olarak kullanmıştır. Bunun yanında metinlerle, hadis metinleriyle ilgili olarak da konulu çalışmalar dediğimiz, işte bu kader gibi konulu çalışmalarda teyit edici unsur olarak rüyaya dayalı hadisleri o malzemenin içine katmışlardır. Ama ahkamın üzerine inşa edildiği tek bir hadisi bile rüyaya alınmış, tek bir hadisi bile kitaplarında kullanmamışlardır. Hiçbir hadis. Benim tespit edebildiğim kadar durum budur. Tabii ki çok az sayıdaki hadisçilerin az da olsa bu tür rivayetlere de eserlerine yer vermesi, onların rivayetlerin tetkikinde gerekli hassasiyeti göstermedikleri endişesine sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla bu tür rivayetler hadisçilerin bütününe yönelik güven duygusunu maalesef zedelemiştir. Keşke bunlara yer verilmeseydi. Benim bu rüyayla keşfe inanla alınan veya sıhhat teyit edilen rivayetlerin bütün üzerinde de bazı tespitlerim var. Onları paylaşmak istiyorum hızlı bir şekilde. Birincisi, dinin ikinci kaynağını oluşturan hadislerin sıhhat çalışmasını yürüten ve bu yönüyle dine büyük hizmet etmiş olan hadisçilerin kitaplarında kendilerine Hazreti Peygamber'e sorarak sıhhat tespiti yaptırdıklarına dair tek bir örnek yoktur. Bu durum, ilgili rivayetlerin tamamının mevzu olduğu veya bunları anlatanların yalan söyledikleri veyahut da en azından bir kısmını deyimle böyle dedikleri ihtimalini gündeme getirmektedir. Bunun yanında hadisçiler neden böyle bir mazhariyete sahip olamadılar? Makamlar düşük olduğundan mı bir kez olsun Hazreti Peygamber'le hadis tetkik dersi yapamadılar diye de akla gelmektedir. Ayrıca onlar önemsiz bir iş mi yapıyorlardı ki Hazreti Peygamber onlara değil de başkalarına görünüyordu. Veyahut da buna imkanlar vardı da hadisçiler bu kesinler ve çilesiz yolu neden kullanmadılar? İkinci olarak Hazreti Peygamber'in fiili vazifesi teşri-i namunu ortaya koyacakları vefatıyla birlikte sona ermiştir. Dolayısıyla sünnet ancak Hazreti Peygamber'in kendi döneminde teşekkül etmiş ve olup bitmiş bir olgudur. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra keşif, ilham ve rüya yoluyla artık yeni bir peygamber sünneti ihtas ve icat etmek mümkün değildir. Aksinin düşünülmesi durumunda Hazreti Peygamber'in dini kemale erdirmeden bir takım eksiklikte bırakarak vefat ettiği ve bunlar bilahare görülen rüyalarla tamamlanacağı anlamına gelir. 3. Resulullah'tan hadis almanın şartı onun hayatta olmasıyla bağlıdır. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra artık hadis almanın yolu kapanmıştır. 4. Bir hadisin sahih olmasının temel şartı sağlam bir senetle gelmiş olmasıdır. Oysa rüyayla alınan hadiste Resulullah'ın aidiyetini ispat ettirecek bir mesnet yoktur. Dolayısıyla sıhhat tesisine tabi tutulabilecek bir tarafı yoktur. 5. Bizler bir insanın sahabi olması için bir takım kriterler uygulamaktayız. Bu insan şimdi Hazreti Peygamber'i gördüğünü söylerse buna hangi kriteri uygulayacağız? Ve herkes bu iddiayı ortaya koyarsa sahabi sayısını da çoğaltacağız. Ve kimin sahabi olduğu olmadığı ortadan kaybolup gidecek. Ayrıca zapt meselesi var. Diyelim ki adama güveniyoruz. Hazreti Peygamber'den işittiği şeyi aklına tutup tutmadığını teyit etmenin, kontrol etmenin imkanı yok. Başka şeyler de var ama son olarak şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar, değerli öğrenci arkadaşlar. Şimdi rüyayla ve keşifle alındığı söylenen hadisler hususunda hükümler bazen farklılık arz ediyor. Tasavvuf kitaplarında. Şimdi Bursevi Kenz-i Mahfi hadisinin keşif yoluyla sahih olduğunu söylüyor. Abdülaziz Eddebba ise bunu diyor Hazreti Peygamber söylemedi. Şimdi ikisi de keşifle muhtemelen bunu söylüyor. İkisi de tasavvufun büyüklerinden kabul ediliyor. Biz şimdi hangisini keşfine itimat edeceğiz? O yüzden her ikisini keşfine itimat etmeyip bu kendisi mahfi hadisine mevzu demek en kesinlikle yol olarak görülmektedir. Şunun sonuçlarını tamamlayayım. Sonuç olarak beni rüyada gören hakikaten görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Sahih rüya nübüvvetin 46'da bir cüzüdür gibi hadislerin rüya ile ilgili rivayetlerin aktarılmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bazı kitaplarda rastlanan mükâşefe ve rüya yoluyla Hazreti Peygamber'den telakki edildiği söylenen sözler hadis denemez. Onların dini hiçbir değeri yoktur.
rüyayı sadıka hak ise de sika bir kimse rüyasında Resulullah'tan bazı sözleri öğrenmiş olsa da buna hadis denemez. Rüya sadece gören kimse için bir kıymet taşır. Halbuki hadis kıyamete kadar herkes için din ortaya koyar. Bunu yolda objektif şartlarını belli kaideleri göre her zaman kontrolü, takipi mümkün olan rivayetten geçer. Bunun aksini söyleyen ve subjektiviteyi esas alan tek bir sünni muhaddis çıkmamıştır. Hocam sufilerle ilgili değerlendirmeleri de sona bırakalım. Yani. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Ben bir yerde teşekkür. Onun fıkrayla gündeyim, siz biraz rahatlayın. Şeytan benim kılıma kıramaz, giremez. Beni görün, gerçekten beni görmüştür. Yeni ayetini, ben Yaşar Bey'e sordum, kan demiş. Bir televizyonda zikrettim ama hoca. Dedim hocam, şeytan yalan söyleyebilir mi dedim. Tabii dedi, vazifesi var. Ben peygamberim diyemez mi yani şeytan? Rüyada madem. Şeytanlık yapıyorsun dedi bana. Evet, rüyada peygamber böyle, onun peygamber olduğunu nasıl tanıyacak hocam? Yani herkes farklı görüyor peygamberi. Anladım da işte, gerçeğini bilmiyor ki nasıl bu peygamberdir diyecek. Şeytan ve peygamberim diye görmüş olabilir. Peki efendim, Halife hocamız yine bu nazik duruma göre ilahiyatçı olarak buyurun. Teşekkür ederim mikrofona. Sayın Başkan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin muhterem öğretim üyeleri, değerli misafirler, sevgili öğrenciler, öncelikle böylesine seçkin insanların iştirak ettiği bir panele davet edildiğim ve ayrıca bana konuşma fırsatı tanındığı için şahsen onur duyduğumu ifade etmek isterim. Umarım bu sayede sizlerle güzel ve yararlı bilgiler paylaşmış olurum. Benim konuşmam iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kısaca cahiliye çağında rüya konusunu işlemeye çalışacağım. İkinci bölümde ise Kur'an'da rüya. Onu biraz daha detaylı bir şekilde işlemeye çalışacağım. Cahiliye çağında rüya. Cahiliye Araplarında sadık rüyalar yaşanmış gerçek tecrübeler olarak görülüyor. Bu yüzden ciddiye alınıyor ve hatta rüyalar ile nübüvvet arasında çok sıkı bir ilişkinin olduğuna inanılıyordu. Örnek olması bakımından aşağıdaki rivayetlerde anlatılan rüyalara Ebu Cehil'in ve Ebu Leheb'in gösterdiği tepkiler bu gerçeğe işaret etmektedir. Bedir Savaşı öncesi Ebu Süfyan, başında bulunduğu kervanın Müslümanların ele geçirmesi tehlikesi belirince yardım çağırsın diye Damdam bin Amr adlı şahsı perişan suçu vererek Mekke'ye göndermişti. İşte bu şahıs Mekke'ye varmadan önce Allah Resulü'nün havası Atike binti Abdülmuttalip kendisini çok korkutan bir rüya görmüş, anlatmayacağına dair söz aldıktan sonra kardeşi Abbas'a rüyasını anlatmıştı. Atike'nin gördüğü rüya özetle şöyleydi. Devesine binmiş bir adam önce Ebtah'ta, sonra Mescid-i Haram'da ve daha sonra Ebu Kubeys Dağı'nda durmuş ve her defasında yüksek sesle "Ey vefasızlar! 3 gün içinde vurulup düşeceğiniz yerlere çıkıp gidin!" diye bağırmıştı. Son olarak aynı şahıs Ebu Kubeys Dağı'ndan bir kaya yuvarlamış, kaya dağın dibinde parçalandıktan sonra Mekke'de parçalarının isabet etmediği bir ev bırakmamıştı. Fakat kız kardeşi Atike'ye söz vermesine rağmen Abbas dayanamayarak rüyasını arkadaşı Velid bin Utbe bin Rabia'ya anlatır. Sonunda haber Mekke ahalisi arasında yayılır. Bir sabah Abbas Mescid-i Haram'da tavaf ederken Ebu Cehil'in de içinde yer aldığı Kureyş etrafından bir gruba rastlar. Ebu Cehil kendisine şöyle laf atar. Hey Muttalip oğulları, adamlarınızın peygamberlik iddia etmesi size yetmiyormuş gibi şimdi de kadınlarınız da mı peygamberlik iddia ediyor? Orijinal metni şöyle. Emâ radîtun en yetenebbe'e ricalikum hattâ tetenebbe'e nisâukum. Sizin Atike rüyası da şöyle şöyle dediğini ileri sürüyormuş. Madem öyle biz de sizi 3 gün bekleriz.
şayet ayet-i kerim söylediği gerçek çıkarsa tamam. Ama gerçek çıkmazsa işte o zaman biz de Araplar arasında sizden daha yalancı bir ailenin bulunmadığını yayarız. Rivayet edilir ki Cüheym bin Sa'd bin Mahreme bin Muttalib bin Abdümenaf adlı bir şahıs Bedir Savaşı öncesi aralarında Utbe ile Şeybe bin Rabia, Ümeyye bin Halef ve Ebu Cehil gibi şahısların bulunduğu Kureyş eşrafının öldürüleceğini rüyasında gördüğünü söyleyip de bu haber askerler arasında yayılınca Ebu Cehil rüyayı gören kimse hakkında benzer bir tepki vermişti. Alın size Muttalib oğullarından bir peygamber daha. Yine rivayet edilir ki Ebu Leheb'in bütün ısrarlara rağmen Bedir Savaşı için hazırlanan orduya bizzat katılmamasının asıl nedeni kız kardeşi Atike'nin gördüğü rüyadan dolayı korkuya kapılmasıydı. Kur'an'da rüya. Kur'an'da esasen üç kelime sözlük anlamı bakımından rüya anlamına gelmektedir. 7 kez tekrarlanan rüya, 3 kez tekrarlanan ahlam ve 2 kez tekrarlanan menam kelimeleri. Bunlardan rüya ve menam kelimeleri sadık rüya anlamına, ahlam kelimesi ise karmaşık rüyalar, sahte rüyalar anlamına gelmektedir. Ancak Yusuf Suresi 6. 20. ve 101. ayetlerde rüya kelimesi yerine ahadir kelimesinin kullanıldığına dikkat etmek gerekir ki bu durum bize sadık rüyaların da aslında birer hadir, terim anlamıyla tabii ki söylemiyoruz bunu, kelime anlamıyla haber, anlatı, rivayet, aktarım olarak kabul edildiğini dolaylı olarak da olsa anlatmaktadır. Ayrıca Yunus Suresi 64. ayette müşra kelimesi de sadık rüyaları ifade etmek için kullanılmıştır. Bu durum da bize sadık rüyaların birer müjde, iyi haber olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Nitekim sahih birçok hadiste de sadık rüyalar mübeşşirat olarak nitelendirilmiştir. İlgili diğer ayetler de dikkate alındığında Kur'an'da rüyadan bahseden ayetlerin sayısının yukarıdaki kelimelerin geçtiği ayetlerle sınırlı olmadığı, aksine çok daha fazla olduğu müşahede edilmektedir. Kur'an'da rüyalarla ilgili ayetler. Önce ayetlerin orijinal metnini, sonra çevirisini veriyorum. 1. ayet Şura Suresi 51. ayet. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Allah bir insanla sadece vahy ederek konuşur. Bu da ya bizzat perde ardından vahy etmesi ya da gönderdiği bir elçinin izni dahilinde dilediğini vahy etmesiyle olur. Allah'ın insanlarla olan iletişimini anlatan yukarıdaki ayetin illa vahyen kısmını içlerinde El-Ferra'nın, İbn-i Kuteybe'nin, İbn-i Cüzey'in, Ez-Zemahşer'in, Es-Salebi'nin, El-İsfahan'ın vesaire olduğu birçok müfessir uykuda vahiy olarak izah etmiştir, yorumlamıştır. Saffat Suresi 102 ve 106. ayetler arası. فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا اَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا اِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ İbrahim çocuğu kendisiyle gezecek çağa gelince yavrucuğum dedi, uykumda seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin? Çocuk da, babacığım Allah sana ne emrediyorsa onu yap. Allah dilerse benim sabrettiğimi göreceksin dedi. Nihayet her ikisi Allah'a teslim olup da İbrahim oğlunu şaka üzerine yatırdığında biz ey İbrahim diye seslendik. Rüyayı tasdik ettin. Biz yetkin davranan kulları böyle ödüllendiririz. Gerçekten de çok zor bir imtihan olmuştu. Söz konusu ayetlerden Hz. İbrahim tarafından görülen rüyanın gerek kendisi ve gerek oğlu tarafından alelade bir rüya olarak görülmediği, aksine Allah'ın bir vahyi ve emri olarak algılandığı اِفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ Allah'ın emrettiği şeyi yap ifadesinden anlaşılmaktadır. Nitekim baba ve oğlun anılan emri uygulamış olmaları Allah tarafından rüyayı tasdik olarak değerlendirilmiş, bundan dolayı da her ikisi övülmüş ve ödüllendirilmiştir. Ayrıca yukarıdaki ayetlerden Allah'ın peygamberinin sadakatini
rüya vasıtasıyla sınadığını da öğrenmiş oluyoruz. Yusuf suresi 4. ve 5. 36. ve 37. 41 ve 49 arası ve 100. ayet. Bunların hepsini okuyamayacağım çünkü baktığımızda özetleyerek veriyorum. Söz konusu ayetlerden Yusuf suresinin adeta baştan sona Allah Nebisi Yusuf'un küçük yaşta gördüğü bir rüyanın ve zamanın Mısır kralı ile iki hizmetkarın gördüğü dört rüyanın hepsinin Yusuf'un haber verdiği teviller doğrultusunda gerçekleştiğini öğreniyoruz. Ayrıca ilgili surenin 41. ayetinde Yusuf'un hapis arkadaşlarının rüyalarının tevilini haber verdikten sonra bunun Allah tarafından kesinleşmiş bir karar kudiyel emr olduğunu belirttiğini de görüyoruz. Dolayısıyla kudiyel emr karar verildi denerek bu işin Allah'ın takdiri yani kader olduğu anlatıldığı gibi kesin olduğu da anlatılmaktadır. Nitekim ardından gelen vanne ennehu nacim ifadesi kurtulacağını kesin olarak bildiği ifadesi de bu hakikati desteklemektedir. Burada ezbat fiillerden olan vanne fiili müfessir İbn Atiye'nin de işaret ettiği gibi kesinlik ifade eden vannedir. Sonra ilgili ayetlerde bazen rüya kelimesi yerine ahadit kelimesinin kullanılması da daha önce de ifade ettiğimiz gibi sadık rüyaların aslında birer hadis yani haber, anlatı, rivayet, aktarım olarak kabul edildiğini dolaylı olarak anlatmaktadır. Alak suresi ilk 5 ayet. Cebrail ile ilk karşılaşmasında Allah Resulü'nün uyanık olduğu yolunda yaygın bir kanaat bulunmaktadır. Ancak bazı ayetler ve sahih rivayetler yanında olayın meydana geliş biçimi bu tecrübeyi bir rüyadan başka bir şekilde izah edemeyeceğimiz konusunda bizi ikna etmektedir. Öncelikle olay Kadir ve Duhan surelerinde ifade edildiği üzere geceleyin, fiilelet-ül kadr, fiilelet-ül mübareke meydana gelmiştir. Bu durum bir rüya olma ihtimalini artırmaktadır. İkinci olarak olay rüyalarda rastlanabilecek türden bir esrarengizlik ve tam tamamlanmamış bir teşebbüs olma özelliğini taşımaktadır. Üçüncü olarak peygamber Cebrail ile ilk karşılaştığı esnada Hira mağarasında uzanmış yatıyor ve uyuyor olmalıdır. Bunu Cebrail'in elindeki yazıyla Allah Resulü'nün göğsüne çökmesinden ve İbn Hişam ile İbn İshak'ın sirelerinde kaydettikleri bir rivayete göre Allah Resulü'nün ilk vahiy tecrübesini yaşarken uyuduğunu, sonrasında uykusundan uyandığını açıkça ifade etmesini anlıyoruz. Rivayet fece'eni Cibril ve ene ma'il diye başlıyor. Sonu ve hebettü minnevi uykumda uyandığım olarak bitiyor. Peki bu rüya Allah elçisine niçin yaşatılmıştı? Malum olduğu üzere rüyaların en önemli özelliklerinden birisi gelecekten haber vermeleridir. Musa'ya taş tabletler verilmişti ancak Muhammed'e verilemezdi. Çünkü okuma yazma bilmiyordu ve daha yeni yaşamış bir tecrübeyle de bu durum tekrar sabit olmuştu. Madem okuma yazma bilmiyordu, o halde yapılacak en uygun şey ayetlerin Cebrail tarafından kendisine okunarak aktarılması seni kurubuke felâ tense kendisinin de okunanları insanlara ezberden okuyarak tebliğ etmesi yani tilavet olacaktır. İlk karşılaşma bu işin öyle olacağının bir nevi habercisiydi. Zaten vahiy inme süreci de tarihte bu şekilde cereyan etmiştir. İsra suresi 60. ayet. وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ Sana gösterdiğimiz o rüyayı sırf insanları sınamak için gösterdik. Yukarıda İsra suresinin 60. ayetinde bahsedilen rüyanın hangi rüya olduğu hakkında farklı görüşler dile getirilse de bu konuda en makul ve baskın görüş bu rüyanın Miraç ve İsra ki İsra da gece hükmet anlamına gelir olaylarına atıfta bulunduğudur. Nitekim söz konusu ayetin yer aldığı sure adını başında bahsedilen İsra olayından almıştır. Nesb suresi 1 ve 18. ayetler arası. Bunu da çevirisini veremem çünkü çok uzun, metin de çok uzun. Nesb suresi baştan 13. ayete kadar Kur'an'ın parça parça inişinden, Cebrail'in tavsifinden, Allah elçisi Muhammed'e vahiy getirişinden, peygamberin gözünün gördüğünü kalbinin yalanlamadığından, gördüğü hakkında tartışma yapmanın anlamsızlığından söz etmektedir. Rivayetler de dikkate alındığında bu ilk üç ayetin Allah Resulü Muhammed'in ilk vahiy tecrübesini yaşadığı Hira mağarasından inerken
Cebrail'i görmesi olayına atıfta bulunduğu söylenebilir. Sürenin 13. ayetten 18. ayete kadar peygamberin daha önce de Cebrail'i cennete gördüğünden, gözünün kaymadığından, Rabbinin bir kısım büyük alametlerini gördüğünden bahsetmektedir. Kuvvetle muhtemel bu ayetlerde yukarıda İsra suresi 60. ayette kendisinden rüya diye sözünden Miraç ve İsra olaylarına atıf yapmaktadır. Bakara suresi 285. ve 286. ayetler, yani son iki ayet. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Allah Resulü'ne Miraç'ta üç şey verilmiştir. Kullar, beş vakit namaz, Bakara suresinin son ayetleri ve ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların büyük günahlarının bağışlanacağı. Miraç ve İsra olayları da rüyada yaşandığına göre bu iki ayet de Allah Resulü Muhammed'e rüyada verilmiş olmalıdır. Enbiya suresi 4. ve 5. ayetler. قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا اَبْغَافُ اَحْلَامُ بَلْ اِفْتَرَى بَلْ هُوَ الشَّاعِرُ Nebi dedi ki, Rabbim yerde ve gökte söylenen her sözü bilir. Rabbim yerde ve gökte söylenen her sözü bilir. O her şeyi işitir ve bilir. Hayır dediler, bu Kur'an saçma sapan rüyalardır. Yok hayır, onu kendisi uydurmuştur. Yok hayır, kendisi bir şairdir. Kanaatimize göre yukarıdaki ayette geçtiği üzere müşriklerin Kur'an'ı ebhâf-ı ehlâm olarak nitelendirmeleri, bir taraftan onların Kur'an'ı karmaşık rüyalar olarak gördüklerini, başka bir deyişle sadık rüyalar olarak görmediklerini bize bildirirken, aslında diğer taraftan da Kur'an'ın rüyalarla olan çok sıkı irtibatını, Allah Resulü Muhammed'in birçok vahyi rüyasında aldığını ve tabii ki bunları anlattığını da dolaylı olarak anlatmaktadır. Çünkü Kur'an'ın rüyalarla sıkı bir irtibatı olmasaydı müşrikler durup dururken damdan düşer gibi tamamen alakasız bir şekilde Kur'an hakkında niçin karmaşık rüyalar şeklinde bir ifade kullansınlar ki? Eğer bir alaka olmasaydı onlar Kur'an hakkında karışık rüyalar şeklinde bir ithamda bulunmaz. Sadece ayette geçtiği gibi Muhammed tarafından uydurulmuş sözler ve iftiraf olduğunu söylemekle yetinirlerdi. Nitekim vahyin ilk olarak uykuda görülen sahih rüyalar şeklinde başladığını anlatan, ki bunlar 6 ay devam etmiştir, Hazreti Ayşe'nin rivayetindeki er-ru'ya salihe ifadesini İbn Hacer, müşriklerin ebğâf-ı ehlâm ithamına bir bakıma cevaben وَهِيَ الَّتِي لَيْسَ ف۪يهَا بُرْ yani karmaşık olmayan bir rüya olarak açıklamıştır. Enfal suresi 43. ayet. اِذْ يُرِيكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ اَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِرْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ Hani Allah uykunda sana onları az göstermişti. Eğer çok gösterseydi o takdirde gözünüz korkacak ve savaşmamak konusunda anlaşmazlığa düşecektiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Bu ayet Bedir Savaşı öncesi Allah Resulü'ne gösterilen rüyadan söz etmektedir. Allah kendilerinin üç katı büyüklüğünde tam teçhizatlı bir orduyla karşılaşacak Müslüman ordusunu korkularını gidermek, cesaretlerini arttırmak ve anlaşmazlığa düşmelerini önlemek için Resulüne bu şekilde bir rüya göstermişti. Çünkü sahabe Allah Resulü'nün rüyalarının sadık ve gerçek rüyalar olduğunu gayet iyi biliyordu. Demek ki Allah rüyaların kullarına moral vermek için bir vasıta olarak da kullanmaktadır. Fetih suresi 27. ayet. لَقَدْ صَلَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا بِالْحَقِّ وَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ Yemin olsun ki Allah elçisinin rüyasını tasdik etmiştir. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ya da kısaltmış olarak korkusuzca Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Malum olduğu üzere Allah Resulü Mekke'nin fethinden bir yıl önce rüyasında Müslümanların saçlarını kısaltmış veya tamamen tıraş etmiş olarak güven içinde Mekke'ye girdiklerini, Kabe'yi tavaf ettiklerini görmüş ve bu olayı ashabına anlatmıştır. Ashabı da nebilerin rüyalarının gerçek olduğunu bildikleri için bu müjdeli rüyadan dolayı sevinmiş ve aynı Mekke'ye, Mescid-i Haram'a gireceklerini düşünerek belli bir süre sonra Mekke'ye doğru yola çıkmışlardı. Fakat Mekke'ye yaklaştıklarında müşrikler onların şehre girmelerine mani olmuş, yapılan karşılıklı görüşmeler sonunda Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştı. Antlaşmaya göre Müslümanlar o yıl değil, ancak gelecek yıl Mekke'ye hac vazifelerini yapmak için
girebileceklerdi. Dolayısıyla zahiren Allah Resulü'nün rüyası gerçekleşmemiş, Müslümanlar anılan şekilde Mekke'ye girememişlerdi. Bunun Müslümanların moralini bozmuş, onları hayal kırıklığına uğratmış ve hatta içlerinden Hazreti Ömer bile Allah Resulü'ne rüyasındaki haberin niçin gerçekleşmediğini sorma ihtiyacı hissetmiş. O da aynı yıl Mekke'ye gireceklerine dair bir ifade kullanmadığına dikkat çekerek cevap vermiştir. Öte yandan bu durum bazı münafık reislerinin ileri geri konuşmalarına, Allah Resulü'nün rüyasıyla alay etmelerine zemin hazırlamıştır. İşte yukarıdaki ayetle Allah elçisinin rüyasını tasdik ettiğini, rüyasında gördüğü şeylerin gerçekleşeceğini ifade ederek Resulüne sahip çıkmış, böylelikle hem Müslümanları teselli etmiş ve hem de Müslümanların iddialarına kesin bir cevap vermiştir. Yunus suresi 64. ayet. Lehumul busra fil hayatid dunya ve fil ahire. Bu hayatta da öte yurtta da onlara müjdeler vardır. Yukarıdaki ayette geçen el-busra'dan maksadın ne olduğunu şu sahih rivayet ortaya koymaktadır. Meyd bin Abdurrahman rivayet eder. Adamın biri Ubeyde bin Samit'e yüce Allah'ın onlara bu hayatta müjdeler var ayetindeki müjdelerin ne olduğuyla ilgili bir soru sormuştur. Ubade ise ben de bu ayetteki müjdeleri Allah Resulü'ne sormuştum. Kendisi şöyle cevap vermişti demişti. Bunlar salih rüyalardır. Mümin onları görür ya da onlar kendisine gösterilir. Ayrıca bunlar Rabbinin uyan kuluyla olan kelamıdır. Kevser suresi. Birçok kaynakta aktarılan bir rivayet Kevser suresinin özetleyeceğim. Son kısma geldim. Bir bütün halinde Allah Resulü Muhammed'e uykusunda vahiy vahiy dediğini aktarmaktadır. İlgili rivayet şöyledir. Enes bin Malik naklediyor. Bir gün Allah Resulü önümüzdeyken kendisini hafif bir uyuklama, hadiste geçtiği şekilde ilfa'e aldı. Sonra tebessüm ederek başını kaldırdı. Biz seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduğumuzda kendileri az önce bana bir sure indirildi dedikten sonra Kevser suresini okudu. Sonuç. Yukarıda zikrettiğimiz ayetlere dikkate aldığımızda Kur'an'da rüyanın bir vakıa ve hakikat olarak kabul edildiğini görmek durumundayız. Ele aldığımız ayetlerden çıkan sonuçları maddeler halinde özetlemek gerekirse Kur'an'da bazı peygamberlerin rüyalarından bahsedildiği gibi mümin olsun olmasın, peygamber olmayan bazı kimselerin rüyalarından da bahsedilmiştir. Üç peygamberin, İbrahim, Yusuf ve Muhammed peygamberlerin rüyalarının yanı sıra Hz. Yusuf devri Mısır kralının ve iki hizmetkarının toplam dört rüyasından da bahsedilmiştir. Yusuf suresindeki rüyalar sadece anlatılmamış, bunların tevhirleri haber verilmiş ve gerçekleştikleri anlatılmıştır. Kur'an'da sadık rüyaların Allah tarafından gösterildiği açıkça ifade edilmiştir. Bu yüzden Kur'an'da rüyayı biz gösterdik, ereynâke veya gösterelim, binuriyehu şeklinde ifadelere rastlarız. Kur'an'da Allah, Hz. İbrahim ve İsmail'in sadık rüyayla imtihandan geçirdiğini, rüyayı gerçekleştirdikleri için takdir ettiğini ve ödüllendirdiğini belirtmiştir. Kur'an'da Allah, Bedir Savaşı'ndan önce müminlere moral vermek için rüyayı bir araç olarak kullanmıştır. Kur'an'a göre sadık rüyaların tevhirini Hz. Yusuf'a Allah öğretmiştir. Eğer rüyaların bir gerçekliği olmasaydı Allah bunu öğretmezdi. Kur'an'a göre Allah, Resulü'nün Müslümanların Mekke'ye girdiklerine dair gördüğü rüyayı tasdik etmiş ve gelecekte gerçekleşeceğini beyan etmiştir. Bazı sureler ve ayetler peygambere rüyalarına gelmiştir. Sadık rüyalar peygamberler için birer vahiy ve emirdir. Sadık rüyalar müminler için birer müjdedir. Sadık rüyalar ahadîf yani birer hadîf, haber, anlattığı rivayet ve aktarımdır. Sadık rüyalar Allah'ın takdirinden yani kaderinden bahsetmektedir. Rüyalar tarih boyunca birçok suistimale konu olmuştur. Ancak birileri suistimal ediyor diye bir hakikati inkar etmek mantıklı ve tutarlı bir hareket tarzı olmasa gerek. Allah elçisi de elbette ki rüyaların suistimal edildiğini veya edileceğini biliyordu. Fakat bunları bilmesi rüyalarla ilgili hakikatleri gizlemesine ya da onları inkara sebep olmadı. Zaten olamazdı. Nitekim kendisi rüya uydurmanın en büyük iftiralardan biri olduğunu bir bakıma Allah'a iftira etmekle eş sayıldığını ifade etmiştir. Burada son olarak rüyanın dini bakımından ilmi bir delil olup olmayacağıyla ilgili acizane görüşümü kısaca ifade ederek sözlerimden son vermek istiyorum.
Biz sıradan insanların rüyaları daima şeytanın müdahalelerine açık bir durum arz etmektedir. Madem rüyalarımız her ne kadar bazıları tahakkuk etse de şeytanın müdahalelerine daima açıktır. Üstelik çoğu zaman sahih olup olmadıklarından tam emin olamadığımız gibi tabirlerinden de tam emin olamıyoruz. O halde, o takdirde güvenilirliğinden tam emin olamadığımız ve üstelik subjektif yönleri olan ve herkesin müşahedesine, tecrübesine ve muhakemesine açık olmayan bir şey ilmi bir delil olma hüviyeti taşıyamaz. Malum olduğu üzere ezanın malum olduğu üzere ezan Allah Resulü devrinde başta Abdullah bin Zeyd olmak üzere birçok sahabenin rüyasında görmesiyle tespit edilmişti. Ancak ezanın rüyada tespit edilmiş olması günümüzde rüyanın dini bakımından ilmi bir delil olduğu ya da rüyayla amel edileceği anlamına gelmemelidir. Zira bu olayın hemen akabinde Allah Resulüne gelen bir vahiy bu rüyayı desteklemişti. Nitekim Abdullah bin Zeyd ile aynı rüyaya gelen Ömer rüyasını Allah Resulüne haber vereyim derken Bilal'in ezan okuduğunu duymuş. Sonra Allah Resulüne durumu anlattığında Allah Resulü'nün kendisine bu hususta seni vahiy geçti. Sebebeke biderke lah demiştir. Ama artık Allah Resulü de hayatta olmadığına göre gördüğümüz rüyaların vahiy ile de desteklenme imkanı ve şansı bulunmamaktadır. Teşekkür ederim. Evet, hanımdan çok soru yok. Hocamıza teşekkürler. Şimdi söz Profesör Doktor İlyas Çelebi hocamıza. Hocam, ne kadar özür dilerseniz o kadar konuşabilirsiniz. Ben önce tüm konuşmacı hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten yani toplam ben konuşmasam bile hedefine ulaştı kabul edebiliriz. Şimdi vaktin çok uzadığının da farkındayım hocam. Yani sizi serbest bırakmanız gerekiyor. Merhum muhalifinden alıyorum. Ben kısa bir özet ile kanaatimi ifade edip sonra inşallah metin yayınlanırken orada daha tafsilatlı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi tabii bir doğal hal olarak yani rüyanın nasıl yaşandığı, nasıl bir durum olduğunu tabip hocalarımız anlattılar. Aslında ona bizim ilave edeceğimiz bir durum yok. Fakat şöyle bir şey var, bizim literatürde, yani dini literatürde rüyanın nasıl meydana geldiğine dair farklı bir takım görüşler var. Yani bunlar belki bugünkü tıbbi bilgilerle örtüşüyor veya örtüşmüyor ama öyle anlaşılıyor ki tarihte de belki o günün tabipleri de bu tür anlayışları paylaşıyorlardı. Bu melem oluşuyla ilgili temel yaklaşımlardan birisi özellikle İslam filozoflarının ağırlıklı olarak paylaştıkları rüya insandaki müteahhile gücünü yani hayal gücünü uykuda bir nevi insana yaşattığı bir takım hani diyelim işte olaylar, fantazilerdir diyerek İslam filozofları rüya olayını insan beyniyle ilgili ilgilendiriyorlar yani müteahhile gücüyle ilgilendiriyorlar. Bir bu var. Sufiler ağırlıklı olarak kalple yani kalbin bir nevi levh-i mahfuzla temasa geçerek orada olup biten ve yazılı olan bazı şeyleri yansıttığı tarzında böyle bir yaklaşım var.
Benim gördüğüm kadarıyla Kerancılar daha çok bu Zümer suresindeki 42. ayetten de hareketle rüyaların insan ruhuyla irtibatlandırıldığını, yani insan işte bedenle ruhtan meydana geliyor. Uykuda ruh kendini daha işte serbest hissettiği ve dolayısıyla da rüyada yaşananların yani ruhun bir faaliyeti olduğu şeklinde böyle bir yaklaşım, böyle bir izah tarzı var. Tabi bunlar yani her üç anlayış tarzı da bugün eleştirilebilir, bugünkü bilgilerimiz ışığında gerçeklikler olabilir, eksikleri olabilir. Ama eğer nihayette herhalde bu işte geçmişte insanların kendi dünyalarında özetledikleri bir husus. Şimdi rüya olayı tabi kelam ilmini nasıl ilgilendiriyor? Bizi ağırlıklı olarak ilgilendirici rüyanın bir bilgi kaynağı olarak kabul edilip edilemeyeceği hususu bu ilgilendiriyor. Biraz daha tali olarak işte kitaplarda insan rüyada Allah'ı görebilir mi, göremez mi, Allah rüyada görülür mü, görülmez mi? Onun bir alt şeyde Enbiya Hoca kısaca sonunda temas etti. Yani rüyada Hazreti Peygamber'i gören gerçekten onu görmüş müdür? Özellikle bu üçüncüsünün tabi sonuçları önemli olduğu için kelam açısından da tartışılması gerekiyor. Yani Peygamber'i gerçekten görüyor ve ondan bir mesaj alıyorsanız, o aldığınız mesajı ciddiye almamak diye bir şey yapamazsınız. Ciddiye almanız gerekir. O zaman hadis hocalarımızı bu noktada izlenen bu rivayet yani ne kadar güvenilir, bize ne kadar bir sahip bilgi veriyor. Konunun o tarafı, o yönü var. Şimdi burada tabi gerek Kur'an-ı Kerim ayetleri, gerek hadis-i şerifler değerli hocalarımız söz ettiler. Tabi ki yani Kur'an-ı Kerim'deki yer alan ayetlerin veya Efendimiz Aleyhisselam'a nispet edilen bu hadislerin yorumu, yani anlaşılması, tevhibi, tefsiri bizim için önem arz ediyor. Yani malum eğer bir metin, bir ifade muhkem bir ifade değil de yani tevhile açıksa insanlar biraz da kendi sahip oldukları kültür, bilgi düzeyinde o bilgi ışığında bunu yorumluyorlar, tevil ediyorlar. Sanki bende şöyle bir kanaat var. Şimdi cahiliye döneminde hocam kusura bakmayın hocam. Şimdi bu nasların yorumu önemli. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'in hayatıyla ilgili kitaplarda okuduğumuz zaman şöyle deniyor. Hazreti Ebu Bekir cahiliye döneminde de iyi bir rüya tabircisiydi. Yani daha Hazreti Peygamber gelmeden önce rüyaları tabir eden birisiydi. Hazreti Peygamber'den sonra da yine deniyor ki çoğu rüyayı Peygamberimize geldikleri zaman Ebu Bekir'e gönderirdi. Gidin o tabir etsin. Veyahut mesela işte hadis şeylerinde yer alıyor. Sabah namazından sonra Hazreti Peygamber namazı kıldırıp bitince yani bağışlayın sanki rüya seansları başlar gibi her sabah
sahabeye sorarmış. Bugün rüya gören var mı? Onların rüyasını tabir ediyor. Bazen de kendi gördüğü rüyaları anlatıyor. Şimdi tabii ki bu şeyleri, bilgileri biz tarihin belli bir döneminde yazılmış kitaplardan alıyoruz. Resulullah'ı tenzih ederek bu kitaplardaki bu bilgilere bence biraz teenniyle yaklaşmamız gerekiyor. Niçin? Çünkü biz başka konularda da biliyoruz. Cahiliye devrinde mevcut olan bir takım hususlar İslami dönemde biraz böyle şey yapılarak, filtrelenerek devam ettirilmiştir. Yani bunun ben örnekleri çok var. Mesela büyüyle ilgili bilgilerin büyük kısmı cahiliye dönemine aittir. Ama orada şirki çağrıştıran bilgiler İslami dönemde şirkten arındırılarak, filtrelenerek İslami dönemde aynen devam ettirilmiştir. Yani bu İslam'ın ortaya koyduğu, İslam'ın oluşturduğu, geliştirdiği bir şey değil. Yani gelenekte var olan bir şey, bunu filtreleme görevi yapmıştır. Şimdi sanki yani bu rüya konusunda da bir filtrelemenin olduğu ve yani zararı yok, zararsız hale getirilerek yaşatılmaya çalışıldığı duygusu var bende. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela bizim kitaplarımızda ısrarla bilgi edinme yolları ifade edilirken hep böyle objektif bilgi elde etme yollarına vurgu yapılır. Yani işte bir aklı senin diyorlar, havasın seline diyorlar veya haberi sadık diyorlar. Şimdi her üçüne baktığımızda da İşte aklı selim diyor, yani tek başına aklı bile demiyor. Yani aklı selim, yani düzgün çalışan, doğru işleyen bir aklı. Veya tek başına duyular demiyor, havası seline diyor. Yani sağlıklı çalışan duyular bunu ifade ediyor. Veya tek başına haber demiyor, haberi sadık diyor. Şimdi bu kadar bilgi kaynakları hususunda titiz olan bir yapını rüya gibi test edilme, doğrulanma şansı ancak vukuundan sonra mümkün olan. Yani siz bir rüya görürsünüz, rüyanızın isabetli olup olmadığını gördüğünüz hadise vuku bulduktan sonra dersiniz ki ha demek ki benim rüyada buna işaret varmış. Ondan önce doğrulama şansımız yok. Böyle bir kaynağa nasıl dayanabilir? Şimdi yani sanki şöyle bir durum var. Halk kültürü ki bu daha çok gelenekten kaynaklanıyor. Halk kültürü kitabi kültür veya ulemanın üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Büyük bir baskı oluşturuyor halk kültürü. Ulema belki işte halkı tümüyle ürkütmeme veya küstürmeme şeyine karşılığı olarak zaman zaman halka rüşvet veriyorlar. Rüşveti kelam diyebileceğimiz rüşvet veriyorlar. Bu nedir? Verilen bu rüşvet mesela diyelim işte insanların gördüğü rüyaların bir ilham olabileceği tarzında ifade ediyorlar. Veyahut işte yani rüyaları tabir ederek olabildiğince onları müsbet bir yöne kanalize etmeye çalışıyorlar. Öyle bir şey. Yalnız burada belki önceden söylemem gerekiyordu, onu ifade edeyim. Şimdi peygamberlerin gördüğü rüyaları istisna etmemiz gerekiyor. Onlar farklı bir şey. Peygamberlerin rüyalarını biz onları bir vahiy kapsamı içinde alıyoruz. Dolayısıyla da işte rüya-i sadika dediğimiz zaman bu bir vahiy kapsamında. Bu benim
yaptığım ifadeler, kullandığım ifadeler peygamberlerin gördüğü rüyalar dışındaki hususlarla ilgili. Şimdi zamanla bu defa şöyle bir şey oluşuyor. Artık insanlar orijinal olarak rüya tabir etmeyi yerine rüya tabir kitapları veya tabirname dediğimiz tabirnameler ortaya çıkıyor. Ben şimdi işte yazılmış piyasada bir sürü tabirname var. Bir tabirname kitabıyla bir falname kitabını yan yana koydum, bir karşılaştırdım. Yani falnameden tabirnamenin ne farkı var? Ben hiçbir farkının olmadığını kanaat. Yani kitap olarak yazılmış bir tabirname, bir de falnameyi şey yapın. İşte rüyanda bilmem yeşil görürsen, şu olursa şu manaya gelir. Falnamede de bakıyorsunuz ki işte fal bakarken açtın bilmem kitabı, orada işte şu harf varsa, şu sözcük varsa senin falın söyledir. Yani falnamelerle tabirnamelerin aslında farkı şu. Tabirnameleri yazan veya bu tabirnamelere nispet edildiği kişiler daha böyle mistik bir şey olan, ruhaniyeti olan kişiler, halbuki falnameleri yazan kişiler hani daha evet hani seküler demeyelim ama yani daha böyle rahat kişiler. Ve burada bu defa kişinin şahsiyeti etkiliyor aslında. Yoksa o tabirname veya falnamede yazılı olan hususlar değil. Bir şey daha hocam dikkatinizi çekiyor, o da şu. Bu bizim literatürde bu işin öncü rolü, birisi, yani maalesef onu ifade etmemiz gerekiyor, rüyaların veya da tabirlerin piri olarak Danyar peygamber yazıyor. Danyar. İsmail Bey dinler tarihinde anlatmıştı. İşte biliyorsunuz Danyar Yahudi şeyine göre, literatürüne göre vahyini rüyalar yoluyla alan bir Yahudi peygamberi. İkincisi, rüyalarda Danyal'dan sonra en önemli kişi Cafer-i Sadık'tır. Biliyorsunuz yani 12 imamdan biri ama Cafer-i Sadık'la ilgili literatür büyük oranda Şii kaynaklarıyla bize geliyor. Üçüncüsü günümüze kitabı gelen, kitab-ı Rüya diye İbn-i Sirin tarihçi bir mizah, onun eseri geliyor ve yani işin aslına, temeline baktığınız zaman yani gerçekten böyle muhakkık, müdakkik diyebileceğimiz insanlar tarafından başlangıçta şey yapılmış, düzenlenmiş bir husus olarak görünüyor. Mesela işte bizim kitaplarımıza, kelam kitaplarına baktığımız zaman kelam kitaplarında işte bilgi konuları, vahiy konuları bunlar ele alınırken rüya tabiri hiç kullanılmıyor. Sadece ilham şey yaptırıyor. Yani o ilhamı da rüyayla onlar irtibatlandırmıyorlar. Bir de işte bir tartışma problemi olarak nasıl Allah işte dünya gözüyle görülür görünmez bu tartışılırken insanların zihninde peki rüyada olur mu olmaz mı bu tartışmada gündeme getiriliyor. Modern dönemde yani enteresan Fazlur Rahman ve bu Montgomery Ward ki malum ikisinin de vahiy ile ilgili eserleri var. Şimdi bunlar diyorlar ki İlahi kelamın fizik aleme intikalinde rüya bir aracı vazifesini görebiliyor.
Onun için de aşağı yukarı, yani özellikle Fazlur Rahman, Peygamberin vahiy alışında rüyayı neredeyse merkezi bir kavram haline getirir. Böyle bir yapıyı görüyorum burada. Şimdi bilgilerimizi, yani objektif ve kesin olması lazım. Bu sadece pozitif bilgiler değil, dini bilgiler de böyle. Onun için mesela tefsir ilminde, hadis ilminde, bu tenkit yöntemlerinde yani dil egemen olmuş, aynı zamanda mantık da egemen olmuş. Mesela çok şey yapılan diyelim, bir ayetin anlaşılmasında, bir hadisin anlaşılmasında böyle merkezli bir kavram çelişki oluşuyorsa bir manada tenakuz hani deniyor. Çelişki oluşuyorsa siz o zaman nasıl anlama tarzınızı değiştireceksiniz. Kafanızı değiştirmeyeceksiniz. Nasıl anlama tarzınızı. Yani mantıktan vazgeçip ben nas üzereyim diyemezsiniz. Yani nas'ı farklı bir şekilde tevil etmek suretiyle siz zihninizdeki o mantıki doğruyu devam ettireceksiniz. Yani objektif olması bakımından bu kadar önemli. Şimdi buna rağmen aslında yani İslam toplumlarında bana göre yani rüya problemi, bu rüyaların tabiri ve bu konuda gevşek davranma çok büyük sosyolojik ve ailevi problemlerinde nedenidir. Yani ben buna böyle inanıyorum. Şimdi hocam iki tane gazete köpürü getirdi. Birisi Türkiye'nin son bir yılda yaşadığı en önemli problem biliyorsunuz. Yani o 17 Aralık ve sonrası süreci en önemli problem. Şimdi gazete köpüründe ta Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir şey. 2004 yılında bu problemin kaynağı olan zat bir rüya görüyor. Yani Fethullah Gülen bir rüya görüyor. Rüyası şu, Tayyip Erdoğan başında takkeyle odaya giriyor, bir müddet sonra üniformayla odadan çıkıyor. Sabahtan toplanıyorlar, müriden veya işte bu zat, bu rüya ne manaya geliyor? Bu rüya şu manaya geliyor. Tayyip Erdoğan dindar şeyiyle, kimliğiyle bizim aramıza girdi, üniforma kılığına büründü, bizim tonumuzu getirecek. Onun için 2004 yılından itibaren rezerv konulmaya başlanıyor. Bu adam bize hangi gün, ne zaman darbeyi vuracak, ihanet edecek. 2015 yılında, 14 yılında da rüya gerçekleşmiş oluyor. Böyle gazetenin tarihi kaç hocam? Okuduğunuz gazetenin tarihi kaç? Hocam bunu şey sayfasından aldım. Ama bu şeyden önce, 17 Aralık'tan önce çıkmış bir şey. Öyle mi? Evet. Yani şimdi Türkiye'de bir yıldır yaşanan olayları, bir yıldır gerilimi düşünün ve bu gerilimin temelinde bir rüyanın yorumu yatıyor. Şimdi birisi bu. İkinci olay bu yakın dönemde olan bir şey. Belki hatırlayacaksınız, gazetelerde de çıktı. Babasıyla Adıyaman'a giderken bir genç yolda babasını öldürdü. Sonra polis de ifade verirken diyor ki ben rüyamda işte gittiğim menzil şeyinde diyorlarmış. Onu gördüm, bana dedi ki babanı öldür ve ondan sonra bana gel. Ben de rüyamda aldığım emri yerine getirdim. Yola ondan sonra devam etmek istedim. Evet, diyor. Yani belki bir, ne bileyim, hocaların bu bir şizofreniye bilirler, bir seviye bilirler. Ama yani sonuçta bilinçaltında rüyayla mesaj
alabileceğine inanıyor ve onun bu babasını öldürme pahasına o mesajı yerine getirmesi gerektiğini düşünen bir yapı ve yani buna benzer hadiseler çok. Kendi başımdan geçti, 1986 yılında bana böyle bir genç, işte 2 yıllık evli bir genç geldi böyle heyecanla. Hocam dedi, bir şey sormak istiyorum. Buyur dedi. Ben dedi rüyamda bir küçük, 1 yaşında kızım var. Rüyamda gördüm, kızım kötü birisi olacakmış. Ben onu öldürebilir miyim? Aynen bana bunu söyledi. İşte diyelim 24 yaşında, 25 yaşında bir genç rüyasında kızı kötü birisi olacak diye kızımı öldürebilir miyim diye. Yani ben gayri ihtiyarı titremeye başladım. Yani böyle bir şeyi duyunca, edince sonra geldim dedim, ya sen ne diyorsun ya? Sen söylediğin bir kulağın duyuyor mu falan. Ondan sonra öyle de bırakamadım. Çünkü yani o kafayla gider, ne yapar, ne eder. Böyle arkadaşlardan da şey yaparak onunla 4-5 saat böyle oturduk, konuştuk. Yani bunun dini durumun sorumluluğu, geleceği Allah bilir, onun kaderinde ne olduğunu sen nereden biliyorsun falan diye. Yani gönderdik, gitti. Bir müddet sonra geldi, dedi ki, ya hocam ben ne yapıyormuşum, size gelmeseydim halim ne olacaktı? Dolayısıyla şey olmayan, yani dini bakımdan bir kesinliği olmayan zanni bir bilgiye dayanarak hareket ettiğimiz zaman toplumda ne gibi felaketlerle de karşı karşıya olduğumuzu bence görmemiz gerekiyor. Yani onun için yani bu hususta bana göre ulemanın çok popülist olmaması gerekiyor. Yani öyle davranmaması gerekiyor ve daha ilkeli, daha kitaplarımızda yazılı olan kurallara bağlı, ama tabii her insan kendi iş dünyasında yani rüyada görür, bir takım şeylerde yaşayabilir, ne bileyim böyle sıkıntılarda yaşayabilir. Ama onu bizim kitaplarımızdaki yazılanın aksine, çünkü kitaplarımızda bir de şöyle bir şey var, ilham kişinin kendine kaynaktır ama başkasına delil olmaz diyorlar. Şimdi ben onu da şey yapamıyorum, yani bana delil olan başkasına niye delil olmasın? Yani veyahut da bana ilham edildi ki git arkadaşına bir şamar vur. Ben de diyorum ki bu bana delil, ben bundan hareket etmem lazım. Böyle bir şey yapılabilir mi? Evet. Onun için hani bilgi kaynakları, evet, haberi sadık, aklı selim ve havası selime demek gerekiyor ve bundan şaşmamak gerekiyor diye düşünüyorum ve sözümü tamamlıyorum. Teşekkür ederim. Yılmaz Çevret Hocamızın her konuşmasıyla sunumlar tamamlanmış oldu. Tabii mikrofonu alınca vermemek de benim önümde. Yorumluk da oldu, başta hocalarımız olmak üzere. Burada gerçekten benim bir iki sunum var. Bu da Gilles Bey'in özellikle belirttiği nokta üzerinde bilgi kaynaklarını tam net hale getirip söylemektir. Tek çıkış yolu. Kişi inandığı istikamette dış dünyayı algılıyor. Seçici olarak algılıyor ve yorumları da inandığı istikamette yapıyor, yönlendiriyor. Bu inanç sistemini doğrulttuğumuz takdirde, düzelttiğimiz takdirde konu düzelecektir. Rüyanın sadece sadık rüyanın peygamberlere ait bir varlık türü olduğunu, bunun da dayanağının inanç olduğunu, inanç dışında hiçbir ispatı vasıtasına gerek olmadığını söylediğimiz takdirde mesele bitecektir.
Recep Toksat merhumu aldık ve hemen söyleyiverim. Yani bir olay meydana geliyor, o meydana gelirken beyin ulaştı olmak üzere bizim vücudumuzdaki bütün olgular, kimyevi, hormonlar, fizyolojik olgular, o olay olduğu için mi başlıyor, yoksa vücutta o değişiklikler başlıyor da olay olarak. Burada sebep hangisi, sonuç hangisidir dediği zaman, rahmetli hocayla biz yurt dışı seyahatlerimiz de oldu, bilimsel kongrelere beraber de katıldık. O oraya gelince günlerdi rahmetli, hala hatırlıyor gözüm. O sizin işiniz derdi, o felsefe. Yani benim beynimde şu hormonlar artıyor, efendim şu dalgası fazla kanlanıyor, şurada şu dalgalar meydana geliyor. Ben de bu haller görüyorum dış dünyada. Ben de bu haller başlıyor da mı beynimde o şeyler oluyor? Bunun inançla ilgili vahyi bunu monte edebiliriz. Bu vahyi tamamen özel peygamberlerle yapılan bir ilişki, Allah'ın tamamen özel peygamberlerle ilgili. Bu vahiy olayı gerçekleşirken beyninde, vücudunda şu olaylar gerçekleşir, görülebilir. Yani o grafikler vahiy alırken ortadaki bir grafiği, sondaki bir grafiği gösterebilir. Elektroansaforlogram olsaydı peygamber zamanında belki böyle bir grafik alabilirdik. Veya bu grafik önce başlıyor, ondan sonra o olaylar meydana geliyor. Burada sebep-sonuç ilişkisi, son psikiyatrların bir nörolog söylediği sözün cevabını istemiştim ben iki hocamızdan. Fizikte diyor o zaman, artık diyor sebep-sonuç ilişkisini devam ettiren, determinist anlaşmayı, anlayışı devam ettiren klasik fizikçilerdir. Şimdi bizim bu konuşmamızı duydukları zaman muhtemelen televizyonlarını kapayıp yatabilirler de diyor, kabul etmez klasik fizikçiler diyor bu anlayışı. Sebep-sonuç ilişkisi bizim bütün hem hukuk dilinde hem özellikle kelam dilinde kesinlikle vazgeçemeyeceğimiz bir ilişkidir. Yani adamın eğer ölümünün sebebi beynine yediği kurşun değilse katili nasıl sorumlu tutarsınız? Yani sebep olma olayını ortadan kaldırırsanız. Olayın birinin sebep, diğerinin sonuç kavramını ortadan kaldırırsanız dinin sorumluluk alanını tamamen ortadan kaldırırsınız. Bunu böyle bir yayına, böyle bir anlayışın üniversitelerde sunumuna karşı nasıl cevap verilir, onu hocalarım düşünsünler. Acaba soru yönetecek olan arkadaşımız var mı? Fevkalade önemli olarak görülüyorsa onu çok kısa cevaplarla alalım. Olmazsa bir ay sonraki diğer toplantıya aktarabiliriz. Bu kadar önemli olmasa da sorun. Efendim? buyurun. Ben de onu da sormak istiyorum. Yani geleceğe dair rüya vakasıyla karşılaştım mı? Bu parapsikolojiyi konusu ama psikoloji ya da buna ne diyor? Affedersiniz. Bahsettiğim programda geleceğin de zaman ve mekan boyutlarını aşarak gerçekleşebileceği ifade edildi. Dejavu da başta olmak üzere. Ona bizim cevabımızı söyleyeyim, siz açıklamanızı ona göre yapın. Gelecek kurgulanmışsa bizden sorumluluk kalkar, sorumluluk kavramını kaldırırız. Çünkü eğer gelecek kurgulanmışsa biz robot gibi onu uygulamak zorundayız. Başka izahı yoktur. Sebep-sonuç ilişkisi kalkar yani. Eğer ben yarın 10 yaşındaki bir çocuğun kamyon altında ezileceğini görmüşsem, rüyamda veya hissetmişsem, şoförün o çocuğu ezme sırasında frene basmama sorumluluğu yok demektir. Cellat gibi o kuralı icra eden kişi olur. Eğer çocuğu niye ezdireceğimiz şoförü sorumlu tutup mahkemeye veriyorsak, önceden hissettiğimiz ve gördüğümüz şeyin yalan olması gerekir.
Bu açıdan bakın olaya. İki kriter vereyim. İmam Eş'ari açısından bir şeyin görülebilmesi, işitilebilmesi gibi olaylar onun var olmasına bağlıdır. Yani bir şey varsa görülebilir, işitilebilir, hissedilebilir varsa. Bu Eş'ari'nin en önemli kriteridir. Bir şey yoksa onun ne görülmesi, ne işitilmesi söz konusu olamaz. Gelecek var mıdır, yok mu? Gelecek dediğimiz şey. Varsa görülebilir. Ve o da insan sorumluluğu açısından problem çıkarır. Olaya bu açıdan bakarak cevap veriyorum. Hocam ben hem arkadaşın sorusuna cevap olur maksadıyla hem de teşekkür edeceğim. Bir kere güzel şey oluyor. İlyas hocama yani hakikaten aklı selimle yani davranabilmek, common sense falan diyorlar ya, sağduyuyla davranalım diye. En son toparlamalarımız tam bu çerçevede oluyor. Hele de İdaret Fakültesi gibi bir yerde konuşurken de baltayı taşa vurmuyor da insan çok ürküyor da bir yandan ama şimdi bu rüya ile ilgili ilahiyat veyahut da itikatla ilgili boyutlarını aklı selimle tartışan insanlardan çok biz bu meslek türetini yaparken daha çok hakikaten hastalıklı insanlarla karşılaşıyoruz. Yani bunu daha çok hastaların üstelik görüyoruz. Gelecekten haber verme, işte rüyayla itikat etme, rüyayla amel etme, rüya üzerine bir takım kurgular yapma vesaire. Dolayısıyla hani böyle bir şey varsa parapsikolojinin de alanı değil, direkt akıl hastalıklarının alanı olmuş oluyor. Hadi bunu bu kadar keskin sınırlarla belirtmeyelim. Birazcık daha geri alayım. Çok büyük genellemeler gibi gözükebilir ama inanın ki aksi takdirde çok büyük toplumsal problemler. Bu gazete haberi belki siyasi bir olay ama biz öbürleriyle karşılaşıyoruz. Evlenmeler, boşanmalar, yani bunun üzerine dayandırılmış, itikatmış gibi gösterilmiş rüyayla konuşulan birçok böyle şeyler aslında arka planda çok basit ve çok net aslında görünen bir tablodur. Kimle ilgili? Obsesif kompulsif düşünce tarzı, obsesif kompulsif kişilik, obsesif kompulsif kişilik bozuklukları. Doğrudan majik, mistik düşünmeye meyyal kişilerdir. Büyüsel düşünceyle, yani bir şey düşündükleri zaman onun var olduğunu sanmak gibi bir düşünce biçimidir bu yani. Obsesyonları ve bunların paralelinde başka bir takım buna eşlik eden bir takım başka kişilik özellikleri de işte biriktiricilikleri, vicdanlılıkları, kılı kırk yarmaları, mükemmeliçidir falan gibi çok sıkça tekrardan birçok kişide gördüğümüz obsesif kişilik özellikleri olanlar büyüdür, faldır, rüya üzerinden yorumlar yapmalardır işine mütemayil oluyorlar. Dolayısıyla bu kadar dediğim gibi bunu söylerken hani istisnai bir gün de göreyim. Bunu akıllı, şuurlu birisi tartışsın, düşünsün kafasına rüya benim hayatım neresinde diye böyle emin olun gelmiyor. Hani birazcık daha sözümüz meclisten dışarı genişleterek söyleyeyim. İdariyat ilmini okuyanlarda da böyle oluyor. Bir süre sonra bu aklı selimlikten falan çıkıyor ve tartışma artık bu psikiyatride çok farklı değil. En büyük ruh hastaları ya psikolojiden, ya psikiyatriden, ya ilahiyat fakültelerinden çıkıyor. Bakınız yani bu hani sözümüz meclisten dışarı kimseye bir şey yapmayacak ama zor konular, ağır konular. Ağır konular. Tamam. Gelecekten haber vermek. Yani gelecekle ilgili haber vermek. Hocam söyledi İbrahim hocam. Kim bakıyor bunlara? Çocuklar daha çok rüya eşliğinde ona itibar ederek. Kadınlar yahut da bazı nörotik tablolar olan kişiler rüyayla amel etmeye daha şey, daha hevesli, daha meyilli kişiler. Ya, ama bu kültür de var bunun dayanıyor. Şimdi bakın sen bir tarafta bunu artık bu mantıkla aramayacaksınız. Kültürle de olan tarafları var. Öte yandan hepten de atamayacağınız bir kaynak bir yönüyle de. Aklıma iki tane örnek gene sanatı hocam anlatmıştı. Salvador Dali. Bu eğer rüyaların hani şekil bulmuş, şekil haline gelmiş istiyorsanız görmek. Bakın Salvador Dali'nin tabloları rüyalarda resmetli söylenir. Yani tam rüyasına dalarken bir tane fincan koyarmış, elinde bir anahtarlık, tam rüyalar. İşte hani unutmayayım dedi rüyasını, şık diyor, düştü de uyandı, uyandı tabloyu resmediyor. Yani cisimleşmiş, mücessem hale gelmiş rüya görmek istiyorsanız Salvador Dali'nin tabloları eşitle bir sonuç var mı? Ortada var. Yani rüya ile bulunacak bir şey. Yahut da Kekule söylenir. Kimya gel, bildiğimiz bu benzen molekülünün 6 tane karbon atomunun birbirine nasıl bağlandığını bir türlü bulamıyorlar. Her birisinin 6'şer bağı olduğunu biliyor işte 9 tane nasıl birbirine denk gelir falan filan ama bu kadar yoğunlaştıktan sonra bir rüyasında bir yılanın kendi kuyruğunu böyle ısırdığını görüyor da işte o bildiğimiz benzen halkası formülü hemen oradan şey çıkartıyor, oradan bulundu söyleyeyim. Bir rüya üzerine
bulunduğu söylenir. Hani hayatta eğer bir karşılık bulmak, gelecek bulmak vesairese bizim şuurlu halimiz, uyanık halimizde çok da bir farkı yoktur diyeceğim. Jung'dan birazcık bahsetmedik. Jung'un da kolektif şuur altı vesaire gibi yorumlamaları aslında şimdiki yapılanlardan çok farklı değildir. Yani Jung'a özel söylemiyorum, bu Freud için de geçerli. O da bir kültürel kalıptır. Hangi kültürün kalıbıdır? Bilimsellik kültürünün kalıbıdır. İşte biz bununla beraber bir, işte bir o Freud'un yaşadığı ortamın cereyan ettiği zamanlar vardır. Jung vardır aynı dönemde. Bunun da kültürel tesirleri vardır, rüyaları yorumlamak bakımından. Hocam sözü çok uzatıyorum, güzel aldım da hoşuma gidiyor. Ama yani intikat olunca her türlü düşünceyi çarpıtabilirsiniz. Asıl olan da bunlarla da yüzleşebilmek. Yani bir şey varsa ispat edilebilir, hastalarımıza ne kadar güveneceğiz deyince o zaman işte aklı senin falan da gidiyor. Bu kadar gerekmez, bu kadar idraki meali, o zaman bizim de şeyimiz yanıyor. Bu terazi bu kadar sıklık da çekmiyor hocam. O zaman Tanrı varlığını yok diyeceğiz. Yani Tanrı'nın da varlığını, yokluğunu hastalarımıza mı dayandıracağız? O zaman bizim de aklı selimim dediğimiz şey çok daha selim bir akıl değil. Akıl o kadar da büyük bir şey değil. O kadar da bizi bire ulaştırabilecek bir şey değil olmaktan çıkıyor. Hele havas, hele şey, hastalarımız hepten bizi yanıltıyor. Yani görebildiğimiz, bilebildiğimiz ışık taypını işte bir tanesi anlatıyor. Işık spektrumundaki görülebilir ışıkların, buradan kuantuma geleceğim sizin sorunuza da hocam. Işık taypında görebildiğiniz, hani Amerika kıtası boyunca olsa bir ışık taypı, bir penny kadar, 25 kuruşu kadar onların. Efendime söyleyeyim, denk geliyor, görebildiğimiz, gözün görebildiği. Ama işte insanoğlu X ışığını görmeye başladı, kızıl ötesini görmeye başladı ve başka türlü ışıkların da var olduğunu artık biliyoruz. Yavaş yavaş değişiyor ama ışık taypını bu kadar görüyor hastanın. O hastanın ne kadar da güveneceksin? Hadi onları da geçin, o kadar çok göz aldanmaları, psikoloji deneyleri bunların içinde. Hadi onu da bırakınız, şahitlik. Neydi? Haberi sadık. Hocam bu Rashomon efekti diye bir film var. Rashomon diye bir film izlemişsinizdir yahut da bir şekilde konu olmuştur. Aynı hadiseyi seyreden yahut da eyewitness testimony diyorlar. Görgü şahitliğinin adli tıbbi değeri. Aynı hadiseyi gören, aynı anda gören 5 kişi, 5 tane farklı şekilde anlatıyor hadiseyi. Halbuki olay bir tane. Ona ne kadar? Bu haberi sadıktan zayıfız, havastan zayıfız, aktivitelinden zayıfız. İnsanoğlunun yeri çok da iyi bir yerde durmuyor. Öyle bakınca Aristo mantığından başlayın tartışmaya. Çünkü şimdi bir sürü mantık çeşidi çıktı, fazla lojik çıktı vesaire. Zaman boyutu işin içine girdi mi insan hakikaten hadisatı, olanı biteni anlamakla ilgili sadece itikadını çarpıtmalarına, duyularını çarpıtmalarına, algıda seçiciliğine falan indirgeniyor maalesef. İnsanın durumu zayıf. İnsan bu kadar şeyi çok anlayabilecek gibi gözükmüyor. Kanaati acizanemce. Nedensellik konusunda da böyle. Yani nedensellik veyahut da zaman konusunda böyle. Zaman çok çok kötü yerlere geldi hocam. Yani zaman konusundaki görüşlerimiz bizi çok kalıp düşünce olarak, bir kafa konfor olarak bugün, şimdi, geçmiş, gelecek falan gibi algıladığımız yerlerin ötesine geçti. Şimdi atom altı partikül şeyden, maddeden başladı işte. Madde arıyorlardı. Madde yok, boşluk var oldu. Maddenin kendisi yok oldu birdenbire. Hani asırlardır Aristo'dan beri başlayan tartışmalar bu en son CERN'de vesaire şimdi şu farklı hızlandırıcı deneylerle başımız döndürüyor. Gerçekten olmuş muyuz, olacak mıyız, hem oluyoruz hem olacak mıyız, hepsi iç içe geçtiği bir bilgiyi acayip bir müşahatın bize bulaştığı yerde bizi sardı artık. Ben de çok inanca giderek rahatlama işindeyim. Çok da iş aklına ermez bunlara. Rüya da göremezsin. Ben terani diyorum ben de. Hiçbir şey de göremezsin diyorum yani. Kimse de göremez. Biz de göremeyiz diyorum. Bana da öyle geliyor. Rüyası da uyanıklıyorlar. Bizim bir şey görebilecek bir takatimiz ve boyumuz ve gücümüz yok gibi geliyor bana. Evet. İnsan dönem meçhule geldik hocam. Evet. Soru mu soracaksın? Hocam hem ben bir soru soracağım hem de bir hatırlatma bulunacağım. Bu geçmiş gelecek şimdi bunlar aynı anda var mıdır, yok mudur? Bildiğim kadarıyla Einstein'ın relativite kuramının geçmişe ve geleceğe yolculuğa teorik olarak da olsa müsaade etmesi, acaba geçmiş ve geleceğin aynı anda var olduğu bu sorusunu akla getirdi. Yani bu şu an fizikçiler tarafından tartışılan bir şey. Çok Sufi önemli. Yoktu burada, tasavvufçu yoktu ya da. Biraz onlardan olsun. Yani bunu benim çalışmamda var. Yani geçmiş bir maddeden ibarettir. Sadece zihinde bir hatıradır. Geçmiş dediğimiz şey budur. Gelecek de yine zihinde bir kurgudur. Realitede yoktur. Hal geçmişin geleceğe dönüştüğü
andır, değişkendir ve bu da bir geçişten ibarettir, an dediğimiz şey. Neticede bunların hiçbiri maddeden başka bir şey değil. O ortada bir hatıra kalıyor, çiğnenmiş kemikler, klasik felsefede böyle şey, biraz sonra gelecek et diyor ya, gelecek o ettir, geçmişte kemiktir diyor. Hem nedir? Geçmişin geleceğe dönüş anıdır, boyuna. Şimdi bu, ben sana not gönderecektim yani, 11. bölüm, o gündem ötesi, 11. bölüm, bu geleceği, kader hissedilebilir mi? Zaman, rüyada gelecek görülebilir mi? O iki enteresan adam, doçent ikisi de, biri nörolog doçent tıp fakültesinde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tıp fakültesinde, öteki psikiyatr doçent, Şifa Üniversitesi tıp fakültesinde. Birinin adı Sultan. Ben Sultan adını hanımlara ait sanırdım. Meğer erkek adı da olurmuş yani. 11. bölüm. TRT arşivinde var internette. Hatta keşke o filmi izleyip buraya gelseydi bazı arkadaşlar diye düşündüm. Bir evde hatta İbrahim Hoca ile konum hocaya espri yapıp gönderin onları dedim, vakit bulamadım yani. Çünkü onların verdiği bilgi o kuantum filan değil, bayağı iddialı ve cazip geliyor bizim takıma bunlar. Sebep sonuç kavramını ortadan kaldırdığımız takdirde bizim hukuk da gider, inanç sistemi de gider yani sebep sonuç. Tipik olarak tevhid tevellüt meselesinde efendim camın kırılması için kurşunun onu gelmesi gerekir. Mantıklı olarak kurşun öncedir, camın kırılmasını sonradır. Kurşun illettir. Kırılma malumdur. Mantıkının, bak kelam delillerinden biri, illetin malule takaddümüdür. Mantık bunu söylüyor. İllet malule takaddüm eder diyor. O zaman kurşunun cama gelmesi sebeptir, camın kırılması müsebbettir. Yahut malum, illet malum ilişkisi. Sen bunu kaldırdığın zaman camın kırılması olayında sorunu bulamazsınız. Hocam çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani aynen oranlar şu son dönem çok popüler konuşuyor. Belki o programı da geçiyor. Evet. Ama bir fiil yapılmazdan önce nöronlar deşarjın başlaması tespit edildi artık. Evet. Milisaniyeler önce. Anladın mı? Sorumluluk fiilin yapılmasına bak. Öncelik sonralıkla ilgili kavramlarımız işte bu sorgulanabilir hale getiren bu tip müşahedelerimiz oluyor. Nasıl oluyor da bir insan daha henüz bir hareketi başlamadan, yapmadan, tasarlamadan önce o nöronlar o faaliyet için ateşlenmeye başlıyor? Bir yerde bir hatamız var. Yani bir işte bundan dolayı da ben sorumluluğu nazar itibara alarak hüküm verin diyorum. Bunu bilerek söylüyorum. Evet. Sorumluluğun hem hukuk açısından hem din açısından sorumluluğun oluşması için o fiilin yapılmış olması gerekiyor. Bu kadar basit. Ona adlıdır. Aslında İbrahim Hocam bakıyor. Hocam zaten bilim benim bildiğim kadarıyla bu konuda gerçekten bir kuantum fiziğindeki gelişmelerle birlikte bir çıkmazın içine girdi. Hatta öyle bir hal aldı ki dinden yardım isteyecek hale geldi yani mesela Einstein'ın ama ilmi bilgi hep böyle. Tanrı zar etmez demesi işte dinde bir sağduyuya bir şey biliyorsam hiçbir şey bilmediğim evet. Demiş. Yani hala oradayız. Yani ben hocam bildikçe ne kadar bilmediğimizin evet. Farkına varmaktan daha başka bir bilgi olmuyor. Evet. Ben hocam müsaade edersen iki soru sormak istiyorum. Birisi Numan hocama, birisi de evet. İbrahim hocama. İsterseniz değiştirme, sonlandıra sohbet çekelim. Saat 6'ya 14. Aşağıda oldu. Tamam hocam, nasıl görüyorsunuz? Böyle nasıl görüyorsunuz? Efendim, teşrif eden hocalarımıza ve katılarak, dinleyerek gelen meslektaşlarımıza, dostlarımıza, sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar, sağlıklar. Teşekkür ederim.